Birçok ülkenin koronavirüs kısıtlamalarını yavaş yavaş kaldırmasıyla beraber ikinci dalga endişeleri artmaya başladı. Bazı ülkelerde ya da ülkelerin belirli bölgelerinde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Birçok ülkenin koronavirüs kısıtlamalarını yavaş yavaş kaldırmasıyla beraber ikinci dalga endişeleri artmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'da dünya genelinde 183 bin koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirterek bunun günlük rekor olduğu uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda Avrupa'daki 11 ülkede kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber aylar sonra ilk defa koronavirüs vakalarında hızlı bir artış olduğunu açıkladı. Yapılan kimi araştırmalar bazı ülkelerde ya da ülkelerin belirli bölgelerinde koronavirüs vakalarında artışın yaşandığına dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluh, 30 ülkede vaka sayılarının artmaya başladığını ancak 11 ülke için artışın ciddi boyutlara vardığını söyledi. ABD'de kimi eyaletlerin önlemleri gevşetmesiyle beraber tekrar artan koronavirüs vakalarıyla yüz yüze gelindiği belirtildi. Koronavirüste ikinci dalga riskiyle karşı karşıya kalan diğer ülkelerse Ukrayna, Bangladeş, Fransa, İsveç, Endonezya ve Suudi Arabistan olarak sıralandı. Koronavirüs önlemlerini gevşetmesine rağmen vaka sayısında gözle görülür bir artış olmayan ülkelere Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda örnek gösterildi. Brezilya, Şili, Portekiz gibi ülkelerse sıkı koronavirüs önlemlerine rağmen vakaların artmaya devam ettiği ülkeler. Rusya ve İngiltere gibi ülkelerse düşen vaka sayılarına rağmen dikkatli politikalar izleyen yerler olarak gösterildi. Dünya Sağlık Örgütü en son yaptığı uyarıda ikinci bir dalga gelmesi halinde milyonlarca kişinin ölebileceği uyarısında bulundu. Geçen yüzyılda görülen İspanyol gribinde de ikinci dalganın çok daha ölümcül olduğu hatırlatıldı.